Merhaba arkadaşlar. Daha yüksek sesli Stacey'cim. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün ilk videom benim. Çok merak ediyorum, nasıl olacak? Döneceksiniz mi, vermeyeceksiniz? Aloha. Stacey benim ikinci annem, manevi annem ve biyolojik olarak hiçbir şekilde bir bağ değil ama manevi ve 11 yaşından beri beni büyüten kişi. Bugün Stacey'cimle beraber bir video çekelim istedim. Kendisi de konuşmak isterse, normalde ikizler burcu, bayağı konuşkan olduğu zamanlar oluyor. Konuşsun video boyunca, çok istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kitaplarımızı Stacey'cimle beraber düzenleyeceğiz. Ve arkadaşlar, bu videoya başlamadan önce yani minimalizm videolarını özellikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize aşırı derecede teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bugün deli gibi bir yağmur yağıyor. Hatta size şöyle dışarıyı göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani sokaklar deli gibi böyle sellerle dolup taştı az önce. Ama hala nemli ve sıcak bir hava olduğu için ben gerçekten kendimden geçiyorum böyle havalarda, ama çok da şey olmasın diye vantilatörü getirelim falan istemedik. Neyse, sonuç olarak bugün şu arkada gördüğünüz kitaplığı, kitaplıkta olan kitapları, şu arkamızda da duran, beraber düzenleyeceğiz. Ve biz saydık bu videoya başlamadan önce. Stacey kaç kitabımız? 370. Bu 370 kitap olmasına rağmen biz daha önce, yani sen bana yardımcı olmuştun, bayağı vermiştim. Kaç kitap vermişimdir, sen şahitsin yani. Yüzlerce olmuştur bence. Yüz olmasa da daha fazla da olabilir. Çünkü bayağı kitabın vardı senin. Yüz vermişimdir ama, değil mi? Yarın. Tamam, daha önceden büyük ihtimalle zaten 100 tane vermiş halim. Yani şöyle düşünün, aşağı yukarı benim. Bir de zaten Mahalo diye bir kafem vardı, bilenler biliyor. Orada da çok kitaplar vardı, onlardan da verdim. 500 kitaptan 370 kitaba indim. Ve bugün de artık, yani benim hedefim 100 kitap daha vermek. Toplamda 270 kitabım olsun istiyorum. Bunu da neden istiyorum? Hani onu da videoya başlamadan önce söyleyeyim. Daha doğrusu hani yerleştirmeleri, seçmeleri, ayırmaları. Çünkü arkadaşlar, gerçekten her şeyin enerjisi var ve zaten minimalizme başlamamın en büyük sebebi bu. Ve kitaplarda da çok yoğun bir enerji oluyor. Enerji dediğim, hani her kitabın sonuçta işte romansa, ne bileyim, hangi tür kitap olursa olsun, hani kendine has bir enerjisi olduğuna inanıyorum. Marie Kondo da böyle düşünüyor zaten ve o beni çok etkilemişti. O yüzden de hani evimde bulundurdum, kitaplara dikkat etmek istiyorum. Stacey, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence haklıysın. Çok iyi olur. Senin kaç tane kitabın var evinde? Stacey Moldova'da yaşıyor normalde. Ya benim toplam 100 kitabım vardır yani. Bütün ailenin. Yok ya. Şimdi bilgisayar çıktığı hadi için orada. Gençler fazla şey yapmıyor. Kaç çocuğun var? 3 tane var. Kaç torunun var? 3 tane torunum var. 3 tane mi? Evet. Canım tane benim, kaç yaşındasın daha ama? 40 falan. Evet. Kamerayı zaman zaman açacağım, zaman zaman kapatacağım. Umarım, şimdiden söyleyeyim, izlemekten çok keyif alırsınız. Ben nasıl olacağım bilmiyorum. Hızlı bir şekilde bu işi halletmek istiyorum çünkü gerçekten çok bayıldığım bir şey de değil böyle düzenlemek, ama yapmak gerekiyor. İyi seyirler dileyelim mi o zaman? Evet. İyi seyirler size. İyi seyirler diliyoruz. Buralarda kişisel gelişim kitaplarım var. Şu ikinci rafta da öyle. Bunlar hep kişisel gelişim kitapları. Bir de biraz seyahat kitabı var buralarda. Doğru mu gösteriyorum? Evet. Buralarda yine biraz seyahat, biraz da astroloji ile ilgili şöyle kitaplar var. Hemen üstte, ben şöyle göstereyim. O en üstte zaten hani fotoğraf bölümünden mezunum. Hani o yüzden de çok fazla fotoğrafla ilgili kitabım vardı, onlar var. Aşağıda da yine fotoğraf ve sinema ile ilgili özellikle kitaplar var. Biraz da tabii yiyeceklerle ilgili ve kahveyle ilgili kitaplarım var, değil mi Stacey'cim? Evet. Aşağıdaki böyle oyuncak bebeklerim falan var. Onlara laf etmeyin. Ben çok seviyorum. Aman da işte 32 yaşına gelmişsin de neden oyuncak bebeklerin var demeyin. Diyenleriniz olursa da desinler. Yani ben çok seviyorum oyuncak bebekleri. Özellikle göstereyim size. Şöyle.
Bu arada bir de bir şey daha söyleyecektim size. Ha, yani bütün salonu görüyorsunuz ve orada burada objeler var. Hani olabildiğince düzenledim de hani böyle muhteşem gözüksün diye şey yapmadım yani. Yerde orada burada görürseniz gayet doğal hali evin. O yüzden bilginiz olsun ve artık başlıyoruz. Benim ilk bu minimalizme giriş yaptığım zaman diyeyim ve de öğrendiğimde Steş'e yardıma ihtiyacım var mı? Yok yok. Geliyorum ben de. Etkilendiğim en önemli noktalardan biri diyeyim her nesne, her objenin bir enerjisi olması oldu. Mesela ne bileyim şu kitap. İşte The Awesome Science of Luck yazıyor. Yani şansın inanılmaz... Science kelimesini unutunca böyle olur. Science kelimesini şuraya yazalım. Şansın inanılmaz science'ı. Böyle diyeyim size. Aldığım kitap da bu. Ne bileyim. Ya da şunu alayım ben. Işığı arayanların karanlık yanı, tamam mı? Mesela böyle bir kitap. Ve bundaki her bir kelimenin zaten bir titreşimi var. Bunu hani Abraham Hicks videolarımdan da biraz anlarsınız diye düşünüyorum. Ve bu kitapların evimizde olması aslında evimizdeki enerjiyi de değiştiriyor. Yani burada aranızda enerjiye inananlar vardır, inanmayanlar vardır. Vay işte enerji de enerji demek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Evimizde topladığımız her nesne, kitaplarda, şortlarda, bitkilerde yani her şey aslında canlı cansız bir enerjiye sahip, bir madde yani cansız olan her şey. Bunların bize iyi gelenini tutmak ve diğerlerini sevgiyle uğurlamak aslında hem evimizde bir yer açıyor hem de hayatımızda. Dolayısıyla da bu sebeple benim için çok değerli. O yüzden böyle bir şeye giriştim. Şimdi Sayış'a biraz yardım ediyorum. O kadar çok arkadaşlar dediğim gibi 370 hatta iki kitap daha vardı bence 372 kitap var. Bir şekilde hepsinin altından kalkacağız. Ben size de güveniyorum. Sizin desteğinizi de çok hissediyorum. Ve bunu evlerinde yapmak isteyenleri de yapmaya davet ediyorum. Ertelemeyin. Her şey başlamakla bitiyor. Değil mi Steyşeciğim? Başlayalım vallahi. Evet, Steyş'e başlayalım diye yırtıyor kendini. Başlayacağız. Şöyle bir kitapları size bir göstermek istiyorum hemen başlamadan önce. Ondan sonra başlıyoruz. Şekilde doğar fakat bin şekilde ölürüz. Hayatta rast geldiğim her insan bir bakımdan benden üstündür ve ben ondan bir şey öğrenebilirim demiş Emerson. Nasıl söyleniyorsa. Emerson. Şimdi arkadaşlar şu Ask and It Is Given Abraham'ın iste ve olsun diye galiba çevrildi. Bunlar İngilizce ve ben bunları vermek istemiyorum. Hani size enerjiden de bahsettim ya. Şunu göstermek istiyorum. Mesela bu kitapların enerjileri gerçekten çok yüksek ve çok güzel. Ben mesela bu The Vortex'ten 3 kitabı da çok okudum. En az herhalde 2 kere okumuşumdur. Dediğim gibi yani belki 2008'de falan alsam 12-13 yıllık en azından kitaplar bunlar. Ama vermiyorum çünkü hem kütüphanemde olmasını seviyorum hem de hani evimde olması evimdeki enerjiyi arttırıyor. O yüzden böyle bir örnek vermek istedim bu anlamda. Bir de dediğim gibi Türkçeleri var. Abraham Hicks kitaplarını alın derim. Ya benim kitabım, benim kitabım. Hep surf yaparım lütfen. Boş zamanlarımda hep şöyle surf tatlımla dolaşırım sokaklarda. Şimdi vereceğim kitapları sizlerle paylaşıyorum. Bu kitaplardan sevdikleriniz varsa ve gerçekten ama gerçekten okuyacaksanız dediğim gibi size göndereceğim. Birinci kitap 5 sevgi dili. İkincisi aşka övgü. Şöyle göstereceğim hızlı hızlı. Belki buraları biraz da hızlandırırız. Ama bir şekilde kitapları görmüş olacaksınız. Bu arada İngilizce kitaplar da var bu kitapların içinde. Neden bu arada mesela şu kitap sende var falan demeyin. Yıllar öncesinden almışım kalmış. Yani belki 10 yıllık 15 yıllık kitaplar var.
O yüzden sadece size şöyle gösterip bütün bunları sizinle paylaşmak için. Procrastination kitabını da kitap önerilerinde paylaşmıştım. Bir de çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bu kitaplardan yani çoğunu okudum ama okumadıklarım da tabii ki var ve ben her zaman altını çizerek okuyorum. Dolayısıyla herhangi bir kitabı istiyorsanız ne bileyim aşk üzerine mesela bunu da sanıyorum hiçbir şekilde altını çizmedim. Ama deli gibi altını çizerek okuduğum kitaplar da var. Hani onları bilin, bilginiz olsun. Bir de şöyle bir şey daha var. Bazılarında alıştırmalar var. Mesela aile dizilimi kitabında. O alıştırmaları falan benim yaptığım, cevapladığım sayfaları da yırtacağım artık. O yüzden böyle kullanılmış kitap, ikinci el kitap alıyorsunuz ya da size hediye geliyor gibi düşünün. O şekilde isterseniz bana yazın. Kitabı aslında sizlerle paylaşayım mı diye düşündüm ama ben bunu okuduğumda herhalde 2-3 sene falan önceydi. O zaman da zaten YouTube yoktu yani benim kanalım yoktu. O yüzden de şimdi bir daha okuyup hani sizlerle paylaşacağım bir kitap değil. Öyle kitaplar var. Mesela Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabını bir daha okumak istiyorum onu sizlerle paylaşmak için. Ama dediğim gibi yani altını çizerek okuduğum kitaplardan biridir ve iyi bir kitaptır. Bazı kitapları çok önererek size yani gerçekten okumalısınız diyebilirim ama şimdi burada zamandan dolayı ona girmeyeceğim. Da bunu söylemem gerekiyor. Galiba benim çok sevdiğim bir kitabın ismini de vermeyeceğim. O kitaptan sonra yazıldı diye biliyorum ama doğruysa eğer o kitabın birebir aynısı gibi bir şey. Çünkü böyle bir 50 sayfasını falan okudum. Birebir o kitap yani. Bir örnekler değişmiş. O yüzden hoşuma gitmedi. Yani bana plagiarism diye geçiyor ya hani böyle bizim üniversiteden hani üniversiteden atılma sebebimizdi böyle. Birinin işini çalmak gibi. Ama yanılıyor da olabilirim. Hiç kimseyi suçlamıyorum ama bana o kitabı çok andırdı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bu yukarıyı zaten gördünüz. Bunlar fotoğraf kitapları. Şimdi biz bir alta yoga kitaplarını koyacağız. Yoga ve sağlık kitaplarını. Onun altına da ne dedik? Astroloji ve gezi kitaplarını koyacağız. Sonra bir de kişisel gelişim de bir alta gelecek. Bu dediğim gibi hatırlarsak ve yaparsak süper olacak. Kitap düzenlediğimiz bu videomuza hoş geldiniz o dostlar diyor. Gerçekten artık yavaştan çok iyiyiz. Bitiyor bu arada. Şu gördüğünüz bütün kitaplar şurada. Bayağı şöyle göstereyim size. Şurada gördükleriniz arkadaşlar. Hepsi roman. Şimdi Stacey orayı bir düzenlesin. Sonra alt tarafa ben o romanları dizeceğim. Şimdi bu arada aklıma benim bir şey geldi biz bunları yaparken. Geçenlerde bayağı oluyor. Bir canlı yayınına denk gelmiştim. Nil Kara İbrahimgil'in. Orada 1 milyon kitap galiba diye bir Instagram adresiydi. Onunla söyleşi yaparken. Bu arada böyle ayakta da çok tuhaf geliyor. Böyle de minnak kaldım.
Neyse işte orada söyleşi yaparken Nil'le şey demişti, bir çalışma yapmışlar demişti Nil. O da galiba hani bir yerden okumuş ya da öğrenmiş. O çalışmada da şöyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Özellikle çocuklarınız küçükken sizin kaç kitap okuduğunuzla ilgilenmiyormuş ama kütüphanenizde, evinizde kaç kitap olduğuyla ilgileniyormuş. Yani eğer ki sizin atıyorum 500, 600, 700 tane atıyorum yani geniş bir kütüphaneniz varsa sizin çocuğunuz da daha fazla kitap okuyormuş. Yapılan bir araştırmaya göre ama hani bilimsel olarak nereye dayanıyor ya da bir yere dayanıyor mu bilmiyorum. Bunu Nil paylaşmıştı ve benim de bayağı ilgimi çekmişti. İlk doğduğum, büyüdüğüm evde hani 8 yaşına kadar Yeşilköy'de oturuyorduk biz. Ve benim babam da annem de çok fazla kitap okurlardı. Annem genelde hani roman kitapları, babam daha böyle kişisel gelişim. Ve ben hani hep küçükken özellikle hani belli bir yaşa kadar bayağı uzun bir süre aslında bence baktığınızda annemle ben uyudum. Annem her gece kitap okurdu ama ondan daha çok beni etkileyen bizim kocaman bir kütüphanemizin olmasıydı. Yani şu ben ilk başta paylaştım ya 370 kitabım var işte arkadaki zaten kütüphaneyi görüyorsunuz boylu boyunca. Bizim kütüphanemiz yani benim büyüdüğüm evdeki kütüphane bunun böyle 4 katı falandı Yeşilköy'deki evde. Ve babam böyle kendisi düzenlemişti. O yüzden diyeceğim şu. Bence de yani mantıklı ve ben o yüzden belki bu kadar kitaplara düşkün oldum. O yüzden belki bu kadar okumayı seviyorum. Bayılıyorum kitap okumaya. Özellikle böyle beni geliştiren anne babalara sesleniyorum diyeyim. Yani böyle küçük çocuklarınız varsa bence doğumlarından itibaren evinizde olabildiğince sevdiğiniz, gerçekten okumaktan keyif aldığınız ve olumlu enerji veren, zaten o kitabı elinize aldığınızda böyle size neşe veriyor mu vermiyor mu ona bakın derim. Öyle kitaplar tutarsanız belki de çok faydasını görürsünüz çocuğunuz üzerinde de diye düşünüyorum. Bunu böyle nacizane paylaşmak istedim yeri gelmişken. Artık sonlarına geldik Station'a. Ne düşünüyorsun canım? Nasıl oldu sence? Bence çok kütüphanemiz. Bence çok güzel oldu. Değil mi? Elinize sağlık. Vallahi eline tamam. Sağlık gerçekten. Bayağı uğraştık ama. Ben de hoşuma gitti. Gitti mi canım? Uğraşmaya. Vallahi kokular ne güzel işte. Size bir de şunları göstermek istiyorum bitirmeden. Vereceğim bütün kitaplar şurada. Yani ayırdığım bütün kitaplar bunlar. Bu okuyacağım kitaplar olduğu için zaten okuduğum kitaplar olduğu için şu anda duruyor. Bunları da yukarı koyacağım şu kitapları da. O yüzden buradalar. Öyle. Bitti mi Sayışacığım? Vallahi bitti. Nasıl? Biraz yorulduk ama çok güzel yaptık. Çok mutluyum. Her şeyi temizledik. Zaten fazlaları, ihtiyacı olmayan kitapları kardine verecek. Ay Allah. Şöyle, ben zaten sizinle paylaştım 41 tane ya da 42 tane miydi, kaç tane kitapsa onları ihtiyacı olan, okumak isteyen arkadaşlarımız olursa yani gerçi öyle hani ilkokul, ortaokul, lise kitapları değil ama kitap okumak bir ihtiyaç sonuçta. Hediye edebilirim. Dediğim gibi benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında senin söylemek istediğin bir şey var mı? Özellikle. Ben de çocuklar var diyorum. Abone olun Kardelen'in. Çocuklarına. Evet. Ya. Bence onlara selam yolla istersen. Ay tamam. Nina'ya ve Yule'ye çok büyük selamlar. Çok özledim sizi. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Kavuşuruz birbirimize. Televizyon programı olan YouTube'a hoş geldiniz. Sen YouTube izliyor musun? YouTube'da kanal. Evet, izliyorum. Ay yalan söylüyor. Station'a çünkü diyorum ki Station'a yeni videom yayınlandı. İzledin mi ya da ne düşünüyorsun? Station bana yollasana izleyeyim WhatsApp'tan diyor. Çünkü kendisi YouTube'a girmeyi bilmiyor. Tabii ki de öğrenir, tabii ki de bilebilir. Bence biliyorsun. Ama girmiyor. Yani bana bazen WhatsApp'tan zamanım yok. YouTube'a girmeye zamanı yok. Öyle. Neyse, her neyse bunları geçiyoruz. Station'cığım çok teşekkür ediyorum geldiğin, katıldığın için, konuk olduğun için.
Ay. Ben de sana teşekkür ederim. Çok güzel zaman seninle geçirdim. Müthiş. Şu, bu da yalan. Yani ya. Şey güzeldi, evet yapmamız güzeldi ama daha güzel zamanlarımız da oldu. Ay, tabii şimdi. Ki. Tabii ki. Denize girdiğimiz günler de vardı ama yine zevkliydi bence. Evet, yani beraber olmak çok iyi bir şey. Evet, yani. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar, o zaman kapanışı yapabiliriz beraber. Öncelikle mahalo. İyi ki varsınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olsunlar mı Steyşe? Olsunlar. Çok güzel bir videomuz oldu umarım. Umarım bence de güzel olmuştur. Çünkü böyle biraz vlog gibi olabilir. Baya böyle hani çektik kapattık, çektik kapattık. Normalde bu tarz çok çeken arkadaşlarımız var. Hani evde falan vlog çekmek... Hani ona alışkınım ama evde böyle videolar çekmeye çok alışkın değilim. Lütfen ama lütfen özellikle bunu çok isterim. Yorumlarda benimle ne düşündüğünüzü paylaşın ki ben de ne sevdiğinizi bileyim. Ya da bu videoyla ilgili ne düşündüğünüzü paylaşabilirsiniz. Onun yanı sıra aslında bu videonun sorusu sizin şu anda okuduğunuz bir kitap var mı? Varsa hangi kitap ve siz hangi kitapları önerirsiniz? Bunu hem bana hem de o yorumları okuyan bir sürü insan var biliyorum. O arkadaşlarımıza da böyle bir yol gösterici olabilir. Bir de belki o kitabı niye okumamız gerekiyor ondan da biraz yorumlarda bahsederseniz iyi olur. Haftaya ya da artık hangi gün denk gelirse biliyorsunuz bazen pazartesi günleri de video giriyor. Bambaşka bir videoyla görüşmek üzere diyorum. Neşe, coşku, mutluluk dolu bir hafta diliyorum herkese. Diliyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. İyice saçmalıyım. Buraya bakacağız. Kollarını unutayım. Yine falan bakmıyorum. Oradan da bakabiliriz kendimize ama buraya bakmak daha zor. İyice şöyle göstereyim. Şurayı aşağıya doğru. Oldu mu dersin? Ne oldu? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Görürüz. Beğendin mi video çekmeyi? Ya vallahi çok yorucu kardeşim. Yorucu mu? Evet. Ama yorucu oldu cidden ya. Normalde bu kadar olmuyor. Yorucu.